Selamlar sevgili gençler, ben SML Hoca'nız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Umarım iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz yerindedir sevgili gençler. Çünkü e, bu pandemi sürecinde sevgili gençler, hepimiz zorlu süreçler geçiriyoruz. Tekrardan vaka sayılarının artması, okulların açılma tarihinin biraz daha ileri ötelenmesi, e, kursların ne olacağının e, bilinmemesi hepimizin canını sıkmakta Stresimizi artırmakta Fakat bu seneki mezunlara 12'lere sesleniyorum Tekrardan 2021'de sınava girecek olanlara Ve ilk defa gireceklere sesleniyorum Sevgili gençler Siz sakın ola ümidinizi elinizden bırakmayın Sevgili gençler Çünkü e, bu sınavdır Girilecek sınavda da Çalışanlar bir şeyler yapabilecek Sevgili gençler Siz evinizde çalışma imkanınız olduğuna e, odaklanın Daha sonrasında ee, i̇nşallah her şey normale döner okulu olan okuluna gider kursu olan kursuna gider dışarıda kütüphaneye gitmek isteyen kütüphaneye gider her şey normale döner ki inşallah inşallah her şey böyle olur ee, ama yine de evde çalışma imkanı bulan öğrencilerde halimize şükredelim diyeceğiz bizler de sizlere buradan ulaşarak buralardan ulaşarak sevgili gençler evlerinizde ders çalışmanıza yardımcı oluyoruz dur umarım. Şimdi konumuz. Yedinci haftanın ilk konusu çarpanlara ayırma sevgili gençler. Çarpanlara ayırma konusunda neler yapacağız? Bu haftaki pdf'lere şöyle bir telefonla indirip bilgisayarla indirip şöyle aşağı doğru indirip çıkanlara ee, görmüşlerdir illaki pdf'lerde birazcık değişiklik yaptık. pdf modelimiz aynı. Sizin için pdf'lerin her bir yaprağını yan çevirdim ki ee, siz bu pdf'lerin çıktılarını alırken o hani... Dört tane sayfayı tek bir A4 sayfasına sığdırabilme imkanınız olduğu için de bunu yaptım. Yan çevirerek ben size sundum bunları. Ee, PDF'lerin yapısında bir değişim yok. Fakat PDF'lerin içerisindeki içerikleri birazcık daha değiştirdim. Biraz daha iyileştirdim. Çünkü artık mühim olan konulara da başlıyoruz. ÖSYM için söylüyorum mühim olan. Yoksa matematiğin her konusu mühim. Mühim olan konulara. Başlıyoruz artık soru tipleri de yapıları da birazcık değişmesi gerekiyordu ki öyle de oldu. Umarım e, beğeneceksin. Bundan şüphem yok ama bu dersten sonra artık diğer derslere daha da sıkı asılacaksın. 40 sayfalık bir PDF'imiz var. Vaktimizi yemeyelim, öldürmeyelim. Hadi hazırsan derse başlayalım arkadaşım. Şimdi ortak çarpan parantezini alarak çarpanlara ayırma bu bir yöntem arkadaşlar. Çarpanlara ayırmanın bir yöntemi bu ve biz bu yöntemi göreceğiz ilk önce. Bu yöntemde karşımıza neler çıkacak? Önce buna bir bakalım. A, B ve C birer reel sayı olmak üzere A çarpı B ve A çarpı C ifadelerinin ortak olan çarpanı A sayısıdır ki görüldüğü üzere ikisinde de bir A çarpanı var. Dolayısıyla A kere B veya A kere C ifadeleri toplanıp çıkarılırken ortak çarpan olan A parantezin alınır. Bakın toplanıp çıkarılırken A parantezine alınır. Bu ne demek oluyor? Bakın burada A ortak. Burada A ortak. O zaman A parantezine alırım diyorum. Parantezimi açıyorum. Burada ne kaldı? B. Burada ne kaldı? C. Demek ki aradaki işaretle artıysa B artı C yazıyoruz. Eğer eksi ise bu sefer de B eksi C yazıyoruz. Tabi bunları sırasıyla yapmak zorundayız. C eksi B falan yazamazsın. Ama şunu yazabilirsin. A parantezinde eksi C artı B de yazabilirsin. Bunda bir sıkıntımız bir derdimiz yok. Bunu yapabilirsin. Aşağıda verilen ifadeleri ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırınız diyor soruda. Hadi ayıralım bakalım şimdi. İlk ifadede A'lar ortak sevgili gençler. Dolayısıyla ben A parantezine alırım. Burada X artı Y kalır arkadaşlar. İşte ortak çarpan parantezine alarak ben bunu çarpanlarına ayırdım. İkinci ifademize baktığımız zaman ortak olan hemen D gözümüze çarpıyor. Zaten bunu fark etmemek imkansız. Hemen D parantezine alıyorsunuz. Burada m, burada n, burada da eksi k kalır. Dolayısıyla yerine yazacağız. m artı n eksi k yazabiliriz. Şimdi üçüncü ifademize bakalım. Bakın burada bir a artı c var parantez içinde. Burada da var aynısı ve yanlarında da hemen çarpım işareti var. Dolayısıyla sen a artı c'lerin ortak olduğunu gördüysen a artı c ortak çarpan parantezinde x artı y yazabilirsin. Çünkü burada bir x bir de artı bir de y'miz kaldı. Peki şu kısma bakalım hocam ortak olan bir şey yok. Aslında var bakın A var sevgili gençler. Dolayısıyla A parantezini alırsak e, burada B artı C kalır. B artı C. Burada da artı D kalır. Dolayısıyla B artı C artı D yapar burası da. Peki şuna bakalım bir de bunlar illa harfli mi olacak? Hayır harfli olmak zorunda değil. Sayı da verilebilir. 39 parantezini alacağız biz burada. 39 parantezinde burada 41'imiz kalacak. Burada da 59'umuz kalacak. Hatta bir de hadi bu işlemi sonlandıralım. Bu çarpanlar ayrılmış hali bu işlemin. Peki bunun sonucunu da bulalım. Kolay bulması. 39 çarpı 41 59 eklersem 100 yapar arkadaşlar. Bu da 39'un sonuna 2 tane 0 ekle demek. Yani cevabımız 3900 olur diyebileceğiz. Geçtim ikinci sayfaya. Burada bir notumuz var. Diyor ki A-B'nin karesi ile B-A'nın karesi aynıdır. Eşittir. Yani bu demek oluyor ki 5'in karesi ile eksi 5'in karesi, 3'ün karesi ile eksi 3'ün karesi, eksi kök 5'in karesi ile artı kök 5'in kareleri bunların hepsi birbirine eşittir. E o halde a eksi b'nin eksilisi de yani toplama işlemine göre tersinin karesi birbirine eşittir. Ve aynı aynı zamanda A eksi B'yi ben dilediğim gibi eksi parantezin alıp içerinin işaretlerini değiştirebilirim. B eksi A yazabilirim. Sonuçta bu eksi içeri dağıttığım zaman eksi B artı A yapar. Bu da A eksi B'nin ta kendisidir. Yani şuradakinin aynısıdır diyebiliriz. Örnek olarak 3 eksi X eksi parantezin aldığın zaman X eksi 3 yapar. 5 eksi X'in karesiyle de X eksi 5'in karesi birbirine eşittir diyoruz. Aşağıda verilen ifadeleri ortak çarpan parantezini kullanarak çarpanlarına ayırınız demiş. A ve B bir gerçek sayıyken A çarpı x eksi 3 eksi B çarpı 3 eksi x. Bakınız önce biri yapalım. A çarpı x 3 yazacağım ben buraya. Daha sonrasında da şunu yapacağım. Eksi B çarpı eksi parantezinde 3 x eksi 3 yazacağım sevgili gençler. Sonuçta bunu yapmaya hakkım vardı. Bakın buradaki eksi ile buradaki eksi birbirini götürür. Dolayısıyla A çarpı x 3 artı b çarpı x eksi 3 olur burası. Ve burada da x eksi 3'ler ortak olduğu için x eksi 3 ortak çarpan parantezinde bakın burada a kalır. Bakın burada artı b kalır dolayısıyla bunu da böyle yazarım. Bakın iki tane ifade var elimde ve çarpı ile ayrılmış demek ki çarpanlarını ayırdım ben bunu başarılı oldum. 2'ye bakalım. x eksi 3'ün küpü çarpı x eksi 1'in karesi eksi 3 eksi x'in karesi çarpı 1 eksi x'in küpü denilmiş. Peki burada ne yapmamız gerekiyor? Ben şunu x eksi 3'ün karesi küpü çarpı x eksi 1'in hatta şöyle yapalım mı? Karesi diyeyim çarpı x eksi 3 diyeyim buraya çarpı x eksi 1'in karesi yazayım. Sonuçta bunu yapmaya hakkım var. Neden? Çünkü x eksi 3'ün karesi ile x eksi 3'ün burada birinci kuvveti görünmesi de çarpıldığı zaman x eksi 3'ün küpü yapacaktır. Çarpı x eksi 1'in karesini aynen geçirdim. Ve sonrasında 3 eksi x'in karesi ile x eksi 3'ün karesi birbirinin aynısıydı. Ben buraya x eksi 3'ün karesi yazabilirim. Ekstradan çarpı 1 eksi x'in küpü yazıyor. Ben bunu 1 eksi x'in karesi çarpı 1 eksi x diye de yazabilirim. Bu hakka sahibim. Peki şimdi ben burayı yine x eksi 3'ün karesi olarak yazmaya devam edeyim. Çarpı x eksi 3 yazayım. Çarpı x eksi 1'in karesi olsun. Eksi x eksi 3'ün karesi çarpı burada ne var? 1 eksi x'in karesi var. Ben bunun aslında x eksi 1'in karesi olduğunu da biliyorum gayet. Çarpı bir de 1 eksi x'imiz var. Şimdi gel gelelim şuradaki olaya. Bakın x eksi 3'ün karesi var. x eksi 3'ün karesi var. Bakın sevgili gençler x eksi 1'in karesi var. x eksi 1'in karesi var. Demek ki bu ikisini çarpıp ortak çarpan parantezin alabiliriz. Yani x eksi 3'ün karesi çarpı x eksi 1'in karesi parantezinde burada ne kaldı? x eksi 3 Burada ne var bak eksi var onu unutma. Eksiyi de başına kondurarak eksi 1 artı x yazabilirsin sen buraya. Demek ki burası x eksi 3'ün karesi çarpı x eksi 1'in karesi çarpı 2 tane x'imiz var arkadaşlar. Eksi 3 eksi 1 daha eksi 4 yapar. 2 x eksi 4 de yazılabilir. Hatta biraz daha uzatmak istersen şurayı da 2 parantezine alıp yazabilirsin. Yani sen şurayı yazdıktan sonra çarpı deyip 2 parantezinde x eksi 2 de yazabilirsin bunda sıkıntımız yok. Şıklarda artık hangisi sana verildiyse onu işaretleyeceksin. Geçtik 3. sayfamızın sorusuna. Aşağıda tüm yüzeyleri dikdörtgen olan bir ayakkabı kutusu verilmiş. Şekilde verilenlere göre birinci ve ikinci yüzeylerin alanları toplamı üçüncü yüzeyin alanının kaç katıdır? Şimdi alan nasıl bulunuyor sevgili gençler dikdörtgende? Şu şekilde bir dikdörtgenimiz varsa ki dik, dikdörtgeni şu şekilde net biçimde çizebiliriz ama tabi dikdörtgenimizin e, şekli beyaz olduğu için sayfada çıkmadı kalem ayarlamayı unutmuşuz. Şöyle diyelim, şöyle elimize bir dikdörtgen var diyelim. Bu dikdörtgenin burası A, burası B ise alanı nedir arkadaşlar? A çarpı B'dir. Yani kısa kenar çarpı uzun kenar yapacağız. Bu bir. İkincisi, ikincisi, birinci yüzeyin alanını bulalım hadi. Şimdi gençler. Şurası A artı 2 burası A burası A artı 4. Fakat hepsinde de bilinen bir şey var ki şu uzun kenar yani maviyle gösterdiğim kenara ben x diyeyim. O zaman şurası da x olacaktır. Yine şurası da x olacaktır. Doğru mu? Doğru. O halde birinci bölgenin alanı nedir sevgili gençler? A artı 4 çarpı x'tir. Doğru mu? Kısa kenar çarpı uzun kenar. İkinci bölgenin alanı da A çarpı x'tir. İkinci bölgenin alanı içinde A çarpı x diyebiliriz. Şimdi gelelim 3. bölgenin alanına. 3. bölgenin alanı da A artı 2 çarpı x olur sevgili gençler. Diyor ki birinci yüzeyle ikinci yüzeyin alanlarını topla. Yani şunu da şunu topla. Ben bununla bunu nasıl toplarım? X'ler ortak ya bak burada. O zaman x parantezinde derim. A artı 4 artı A yazarım. Bu birinci ile ikinci bölgenin alanları toplamıdır. Üçüncü yüzeyin alanı da sevgili gençler. X çarpı A artı 2 idi. Şimdi bakın bu burada çarpım durumunda. Bu da aşağıda çarpım durumunda olduğu için bu x'ler rahatlıkla gider. Hadi bay bay. Yukarıda ne var? 2a artı 4 var. Aşağıda ne var? a artı 2 var. Peki ben üsttekini bakın burada 2 çarpanı var. Burada da 2 kere 2. 2 çarpanı var. 2 parantezini alırsam a artı 2 gelir. Alt kısımdaki de a artı 2 gelir. Dolayısıyla a artı 2'ler de birbirini götürürse geriye cevap olarak ne kalır? 2 kalır. İşte sevgili gençler çarpanlara ayırmayı birazcık yeni nesilleştirip bu halde de sorabiliriz. Ortak çarpan parantezini almanın geometrik anlamı. Bu PDF'de ve bu konu anlatımında bunu sık sık yapacağız. Yani ben sana bir yöntem verdikten sonra bir de o yöntemin aslında geometrik anlamını da kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla sık sık bütün yöntemlerden sonra bu yöntemlerin bir de geometrik anlamını vereceğim ben sana o yüzden sıkı sıkı takip et bu dersi sakın ayrılma. ABC'de bir dikdörtgen. Aşağıda içerisinde alanları yazılı olan dikdörtgenlerin alanlarını toplarsak büyük dikdörtgenlerin alanını buluruz. Bakalım burası A çarpı X alan sarı bölge. Yeşil bölgenin alanı bakın şurası A olduğu için burası A olduğundan da burası A oluyor. A kere Y'dir. Burası A olduğu için de A kere Z'dir burası. Eğer ki AX artı AY artı AZ dersek A parantezinde X artı Y artı Z de diyebiliriz. Peki bu ne manaya geliyor? Büyük düşünürsek bu dikdörtgeni d dikdörtgeni diye kısa kenar A uzun kenar ise X artı Y artı Z olacaktır. Demek ki A çarpı X artı Y artı Z şunların aslında ortak çarpan parantezinde alınmış halidir de diyebiliriz. Geçtim bir diğer sayfama bir soru var aşağıda bir kenarı x birim olan turuncu renkli kare şeklinde bir karton görseli verilmiş kare şeklindeki karton köşegen boyunca kesilerek aşağıdaki şekilde konumlandırılmıştır sevgili gençler yani burada köşegen olarak kesiyoruz bunu ee, ve bu kare olduğu için Burası x birimse Burası da yine x birimdir sevgili gençler Ben köşegenini kestim ve bu şu, bu köşegeni şuraya koydum Buna göre mavi renkli çizginin uzunluğu karenin çevresine oranı yani şuranın sevgili gençler karenin çevresine oranı soruluyor bize. Şimdi burası x birim. Burası da x birimse arkadaşlar. X'e x, e x ya burası ne olur? X kök 2 birim olmaz mı sevgili gençler? Geometriden biliyorsunuz artık bunları. Tamam a a ise a kök 2. Dik üçgende burası a burası a ise burası a kök 2. 45 45 90 üçgeni. Pekala ben buranın x kök 2 olduğunu biliyorum. E, şuranın tamamı x kök 2 ama şurası da karenin bir kenarı değil midir sevgili gençler? Şurası x birim değil midir? x birimdir. Peki şuranın tamamı bir köşegen uzunluğu değil midir? Aynen öyledir. Yani x kök 2'dir. Yani şu soru işaretini ben artık bulabilir miyim? Soru işareti x kök 2'den x'in çıkarılmış halidir. Şimdi diyor ki mavi renkli çizginin uzunluğu yani şurası x kök 2 eksi x bunun çevreye oranı. Karenin çevresi. E karenin çevresi x, x, x ve x olduğu için 4x birim değil midir sevgili gençler? Aynen öyledir. Diyor ki şimdi bize x kök 2 eksi x'i 4x'e oranla. Bunun cevabı soruluyor. Ben bunu şu şekilde yazabilirim. Üst tarafı x parantezin alırsam kök 2 eksi 1 gelecektir. Bölü aşağıda da 4 çarpı x var. O halde şuradaki x'leri ben rahatlıkla götürebilirim. Götürdükten sonra geriye kalan sayı kök 2 eksi 1 bölü 4. Benim cevabımdır sevgili gençler. Cevap budur diyebiliriz. Dördüncü sayfamızdaki sorumuz için. Geçtim 5. sayfaya. Gruplandırarak çarpanlara ayırma. Bir ifadenin, bu da farklı bir yöntem sevgili gençler. Bir ifadenin tüm terimlerinde ortak olan bir çarpan yoksa eğer, ortak çarpanı olan terimler ayrı ayrı gruplandırılıp ifade çarpanlarına ayrılır. Bu ne demek oluyor? Aşağıdaki ifadeleri gruplandırarak çarpanlarını ayırınız demiş. Hadi bakalım. Birinciyi yapalım şimdi. Birincisi için sevgili gençler. Bakın burada x, y ve x'te x ortak ay ve a'da a ortak. O halde ilk ikisini x parantezin alalım. x parantezinde y artı 1 olur. Artı ikinci ikiliyi de a parantezin alalım. Birinci de y kalır ikinci de 1 kalır. Şimdi gruplandırdık ya gruplandırdıktan sonra yine karşımıza Aynı olan ifadeler çıkacak. Ortak olan ifadeler çıkacak ki sen bunları bu sefer ortak çarpan parantezine alacaksın. Burada x kalır. Burada a kalır. Demek ki bizim çarpanlarımız y artı 1 ve x artı a'ymış diyebiliriz. İkinci olarak ax ile BX'de x de x'ler, ac ile bc'de de c'ler ortak. O halde birinci ikiliyi ben x parantezine alayım. a artı b kalsın içeride. Sonra ikinci ikiliyi de eksi c parantezine alayım. İkisinin önündeki eksiyi de yok etmek amacım a artı b kalır. Bakın dağıttığınız zaman eksi ac eksi bc yapacaktır. Şimdi ortak olanlar ne var? A artı B'ler var. Güzel. Bu işi başardık biz. A artı B ortak çarpan parantezinde bakın burada X kalır. Bakın burada eksi C kalır. Dolayısıyla bir çarpanım A artı B'ymiş. Diğer çarpanım X eksi C'ymiş diyebiliriz. 2'yi de hallettik. 1'i de hallettik. Şimdi 3'teyiz sevgili gençler. Üçüncüsü için de bir kontrol edelim. 5 çarpı A üzeri 4. 5 çarpı A küp. Eksi 2 çarpı eksi 2 A. Şimdi burada ben şunu a üzeri 4'ü 5 çarpı a küp çarpı a artı 5 çarpı a küp diye yazabilirim. İkincisini de eksi 2 parantezin alırsam 1 artı a gelecektir. Şimdi bakın şurada 5 tane a küp burada da 5 tane a küp var. Burada zaten ben burayı çarpanlarına ayırdım sadece ikiler ortaktı. O halde 5 tane a küp parantezin alırsam ilk iki ifadeyi bir a kalır bir de 1 kalır. Bir de eksi 2 parantezinde ne var? A artı 1 var. 1 artı A yerine A artı 1 yazdım. Şimdi neler ortak? A artı 1'ler. Güzel. A artı 1 parantezinde artık. Burada 5 tane A küp kaldı. Bir de eksi 2'miz var sevgili gençler. İşte bizim çarpanlara ayrılmış halimiz buymuş. Birisi A artı 1. Diğer çarpanımız da 5 A küp eksi 2'ymiş dedik. Bu soru bu kadar. Geçtim yandaki soruya. Bir okuyalım güzelce. Yeni nesil bir soru. Aşağıda bir su deposuna su akıtabilen A ve B muslukları gösterilmiştir. A musluğu depoya saatte N litre, N litre, B musluğu ise depoya saatte M litre su akıtabilmekte. Musluklardan biri açıkken diğeri mutlaka kapalıdır diyor. Önce A musluğu X saat, B musluğu Y saat, daha sonra A musluğu Y saat, B musluğu X saat su akıtıyor. Buna göre depoda biriken toplam su miktarı kaç litredir diye sormuş. Şimdi önce A musluğu açılıp X saat çalışıyorsa 1 saatte N litre ise X saatte X çarpı N litredir. Yani A musluğunun bize katkısı X çarpı N litre su oldu. Daha sonra B musluğu Y saat kadar çalıştırılıyormuş. O zaman Y çarpı M litre de bu akıtır. Daha sonrasında A musluğu açılıp Y saat çalıştırılıyor. Yani Y çarpı N artı ve daha sonrasında B musluğu açılıp X saat akıtılıyor. Yani X çarpı M litre su. Depoda bu kadar su var. Peki bir de gel güzel kardeşim bunları... Ortak çarpan parantezini alalım. Bakın şu ikisinde y'ler ortak. Bakın şu yeşille işaretlediklerimde de x'ler ortak. O halde sarıları y parantezine alıyorum. M artı n olsun diye. Yeşilleri de x parantezine alıyorum. N artı m olur. Bakın bu sefer de m artı n'ler ortak geldi. O halde m artı n ortak çarpan parantezinde y artı x kaldı diyebiliriz. İşte depomuzda bu kadar su vardır diyebiliriz kısa bir şekilde. Geçtim sevgili gençler bir diğer soruya sayfaya. Ömer, Faruk, Berat ve Arda bayramda sırasıyla MX, NY, MY ve NX tane şeker toplamışlar. Buna göre 4 arkadaşın toplam şeker toplam şeker miktarının çarpanlarını buluruz demiş. Sevgili gençler bir önceki soruyu size referans olarak gösteriyorum. Sorular farklı olsa da Aynı çözümlerin geçerli olduğunu unutmayın. Bu soru sizde arkadaşlar ödev olarak bıraktım. Tamam. Diğer sorumuz. Yukarıda 6 yüzlü bir oyun zarının bazı yüzleri şekil 1'de diğer kısmında şekil 2'de olmak üzere gösterilmiş. Bu zarın görünen yüzlerinde yazan ifadelerin toplamının çarpanlarına ayrılmış halini bulunuz demiş. Şimdi bu zarın görünen yüzlerinde olanlar diyor ya Şimdi AX, AY, AZ denmiş. BZ, BX, BY denmiş. E güzel bütün yüzleri de görünüyor zaten. 6 tane yüzü vardı. Hepsi görünüyor. Bu zarın görünen yüzlerinde yazan ifadelerin toplamı. Şimdi AX, AY ve AZ'yi toplarken ben A parantezinde X artı Y artı Z derim. Hepsinde A olduğu için. BZ, BX ve BY'yi toplarken de bu sefer B parantezine alırım sevgili gençler. X artı Y artı Z derim. Bu sefer ortak olanlar hangileri? X artı Y artı Z'ler. O halde X artı Y artı Z parantezini alırız. X artı Y artı Z parantezinde burada bir A'mız kalır arkadaşlar. Burada bir tane de B'miz kalır. Dolayısıyla X artı Y artı Z parantezinde A artı B'dir diyebiliriz. Biz sorumuzun cevabına geçtim. 7. sayfaya Gruplandırarak çarpanlara ayırmanın bu sefer geometrik anlamı peki bunu geometrik olarak nasıl ispat ederiz ya da nasıl e, aklımıza e, yatıştırırız aklımıza bunu e, yatırırız sevgili gençler bir kontrol edelim. Şimdi böyle bir dikdörtgen verilmiş olsun bu kenarı a artı b birim bu kenarı c artı d birim ama a'yı b'yi c'yi ayrı ayrı göstermiş olalım. Şimdi şuradaki dikdörtgenin alanı nedir b kere c'dir. Şuradaki dikdörtgenin alanı burası B olduğu için B kere D'dir. Burası A olduğu için ve burası D olduğu için A kere D. Burası A ve burası C olduğu için A kere C'dir. Şimdi ben bunların her birini toplarsam AD artı BD artı AC artı BC diye şu ikisini bir ortak çarpan parantezin alırım ki ikisinde de D'ler ortak sevgili gençler. D parantezinde A artı B. Şu ikisini ortak çarpan parantezin alırsam C'ler ortaktır ve C parantezinde A artı B, A artı B'ler ortak olduğu için artık A artı B parantezinde D artı C diyebiliriz. İşte diğer çarpan da buradan geliyor. Şimdi biz e, tüm alanı kontrol ettiğimiz zaman, e, burası A artı B birimdi. A artı B, burası C artı B birimdi. C artı D ikisinin çarpımı zaten bize burayı veriyor. İşte bu da geometrik anlamıdır sevgili gençler. Ortak e, gruplandırarak çarpanlara ayırmanın diyebiliriz. Bir diğer sorumuzdayız. ABCD kenar uzunlukları x ve t birim olan bir dikdörtgendir. Bakın kenar uzunlukları x ve t birim olan bir dikdörtgen verilmiş sevgili gençler. ABCD bakın burası x birim burası t birim. Nereden nereye kadar? BC t birimmiş. AB x birimmiş. Kenar uzunluğu x birim olan kısım yani şu kısım AB uzunluğu y birimlik parçalara bölünüyor. Bakın y y y y y, y birimlik parçalara bölünüyor. Kenar uzunluğu T birim olan kısım Z birimlik parçalara bölünüyor. Burada da Z, Z, Z biçimde parçalar oluşuyor. Dikdörtgenin yeşil ve kırmızı çubukları hareketli olup kırmızı çubuk her hareketinde yukarıya, yukarıya doğru Z birim. Yeşil çubuk ise her hareketinde Y birim sola doğru gitmektedir. Bakın bu X'i alıp yukarıya doğru her hareketinde Z birim, Z birim, Z birim yukarı taşınıyor. Yeşil çubuk da bu tarafa doğru T birim T birim T birim diye taşınıyor. Buna göre oluşacak dikdörtgenlerden bir köşesi D olan dikdörtgenin alanının 6YZ artı XT eksi 2XZ eksi 3YT birim kare olması için kırmızı ve yeşil çubuğun kaçar birim hareket ettirilmesi gerektiğini bulunuz. Şimdi tam yeni nesil ve tam ÖSYM tarzı dedim ya soruların tiplerini biraz değiştirdim umarım memnun kalırsın. Şimdi şu sarıyı ben şuraya taşıyayım. Tamam mı? 6 tane YZ yaptı burası. Artı burnum kaşınıyor. Artı de eksi 2 tane XZ ve eksi 3 tane YT diyelim. Şimdi bunu dedik ya. Bunu dedik ya. Şurada ben 6 YZ ile eksi 3 YT arasında bir bağıntı kurmaya çalışacağım. Çünkü 3'e 6 var. Burada da 1'e 2 var. Dolayısıyla bunlar arasında bir bağıntı kurmak daha mantıklı olacaktır x'leri, y'leri, z'leri kovalamaktansa kat sayıları kovalarım daha iyi. Bakıyorum. Burada y var, burada y var. Burada 3 var. Aynı zamanda burada da bir 3 var. 2 kere 3 ya o. Peki o zaman 3y parantezini alayım ben burayı. Şurada sevgili gençler ne kaldı? 2 tane z kaldı. Eksi burada ne kaldı? T kaldı. Güzel. Şimdi gelelim yeşil kısma. Bakın burada bir x var burada da bir x var. Dolayısıyla direkt x parantezini alınabilir. X parantezinde sevgili gençler. Hatta ve hatta ben size şöyle bir şey daha yapayım. Eksi x parantezini alalım mı burayı? Sebebini şimdi anlayacaksın. Eksi x parantezinde şurada ne kalır arkadaşlar? 2z kalır. Şurada ne kalır? Eksi t kalır. Eksi x'i şimdi içeri dağıttığın zaman gene yeşil kısmın aynısı geldiğini göreceksin. Hocam niye durduk yere eksi x parantezini aldın diye sorarsan da şu ikisi aynı gelsin ki bir basamak daha aşağıya uğraşmayalım diye. Şimdi 2z eksi t parantezini alırsam ben bu ifadeyi burada ne kalır? 3y. Burada ne kalır? x kalır. Eksi x kalır sevgili gençler. Şimdi elimizde böyle bir ifade oluştu. 2z eksi t 3y eksi x. Peki ben bunların ikisini de acaba eksiyle çarpsam içlerini. Yani t eksi 2z çarpı x eksi 3y. Şimdi birisini eksi 1 ile çarptım. Ötekini de eksi 1 ile çarptım. Hepsi yan yana çarpılmış olduğu için eksi 1 çarpı eksi 1'den gene 1 yapar. Aslında ifadeyi 1 ile çarpmış gibi oldu. Umarım anladın. Çok da güzel olur. Neden biliyor musun? Bak şimdi t'den eee 2z 2z hareket etmemiz gerekiyor. X'ten de 3y 3y hareket etmemiz gerekiyor. Aslına bakarsan şunu söylüyor sana. Sen bu x'i her bir birim yukarı taşıdığın zaman z z hareket etmiyor mu? Evet hocam öyle o şekilde hareket ediyor. E güzel. 2z hareket etmiş. Demek ki yukarı doğru 2 birim hareket edecek. Yukarı doğru 2 birim ve sonrasında e, biz şu tarafa şu tarafa yani sola doğru hareket ettirdiğimiz zaman da 3Y birim hareket ediyorsa 3 birim hareket edecek. Sola doğru 3 birim deriz. Şimdi diyor ki bize kırmızı ve yeşil çubuğun kaçar birim hareket ettirilmesi gerektiğini bulunuz demiş. E 2 birim bu, 3 birim bu. Yani 2 birim kırmızı, 2 birim kırmızı, 3 birim de yeşil. Şimdi mantıklı olarak şunu sorabilirsin. Hocam ee, biz burada aslında T'den şu tarafa kaydırınca Y birim uzaklaştırmamız gerekiyordu. Aynen bu şekilde yapmamız gerekiyordu. Ama siz burayı T 2Z ve 3Y X diye yazdınız. Dolayısıyla bunu da eksiyle çarptınız. T 2Z yap. Yani T'den Z birim kaydık. Gençler fark eder mi sizce? Fark eder mi? Etmez arkadaşlar. Tamam? Çünkü alanı azaltmamız için ne gerekiyor diye sormuş. İşte bu gerekiyor diyebiliriz. Sonuç olarak bu kadar birim azaldı diyebiliriz. Diyelim ve geçelim bir sonraki sayfamız olan 9. sorumuza. Bir uyarı var burada. İki kare farkını bize e, hatırlatıyor. Küçücük de bir satırda hatırlatıyor. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Bu iki kare farkını hiç ama hiç unutmaman gerekiyor. Unutmayacaksın bunu. Kafana kazıyacaksın. Her yerde bu ifadeyi arayacaksın. İşlem yaptığın her soruda... Bu senin aklının köşesinde duracak. Hiç unutmayacaksın bunu. Unuttuğun an bittiğin andır. Bunu göremediğin takdirde uğraşır da uğraşırsın. Dolayısıyla bunu mutlaka ama mutlaka beynine, aklına, fikrine, zikrine, her şeyine kazıyacaksın tamam mı? Nedir bunun mantalitesi? A kare eksi B kare ki geometrik anlamını da göreceğiz. A kare eksi B karedir. Bunu bütün hocalar ama bütün hocalar ezberletir. Bütün, bütün öğrenciler de nedir a kare b kare a eksi b çarpı a artı b ya da a artı b çarpı a eksi b. Hatta bazılarımız öyle güzel ezberleriz ki ben derim ki mesela a eksi b çarpı a artı b'dir. Çocuk der ki hayır hocam a artı b çarpı a eksi b değil mi? Lan aynı şey zaten o kadar ezbere gerek yok tamam mı? a eksi b çarpı a artı b'ye biz iki kare farkı diyeceğiz. Bak hadi sorumuza. 51'in karesi eksi 49'un karesi. Şunu normal şartlar altında 51'in karesini hesaplayıp 49'un karesini hesaplayıp yapsak biraz uzun sürebilir. Ama ben bunu 51'in karesi eksi 49'un karesi olduğunu bir gördüğüm için hemen 51 eksi 49 çarpı 51 artı 49 diye yazarsam sonucun aynı çıkacağından adım kadar eminim. 51'den 49'u çıkardım 2 51'e 49 ekledim 100 2 kere 100 kaç yapar arkadaşlar 200 yapar. Demek ki cevabımız buymuş diyebiliriz. Peki burada a kare vardı hocam burada kare yok. Olsun sen çıkarırsın bir kare. Birin karesi 1'e biri eşittir sonuç olarak. Demek ki burası da a eksi 1 çarpı a artı 1 olarak çarpanlarına ayrılabilirmiş. 25 b kare eksi 4. Arkadaşlar ben bunu 5 b'nin parantez karesi eksi 2'nin karesi olarak yazarsam işlem kolay. 5 b eksi 2 çarpı 5 b artı 2 yazabilirim. Burada da a artı 1'in karesi eksi a eksi 1'in karesi var. Bakın bir tanesi a artı 1'in karesi diğeri a eksi 1'in karesi. Aynısını buna da uygulayabilirsiniz. a artı 1 eksi a eksi 1 ama parantezleri unutmamak koşuluyla çarpı a artı 1 artı a eksi 1 diyeceğim. Ve sonrasında düzenleyelim. Bakın burada ne var? Eksi a var artı a var. Gitti bakın burada artı 1 var artı 1 var 2 yaptı. Çarpı a artı a 2a yapar. 1 eksi 1 gitti. 2 çarpı 2a kaç yapar? 4a yapar. Demek ki bu büyük işlemin de sonucu 4a'ymış sevgili gençler. Bir alttakine bakalım. Diyor ki ifadelerini 2, 2, kare farkı yardımıyla çarpınız diyor. Yani e, az önce bunları diğer hale getirmiştik. Şimdi bunları diğer hale getireceğiz. Bakalım burada a eksi b, a artı b var. Demek ki kök 5'in karesi diyeceğiz. Eksi kök 2'nin karesi var burada. Kök 5'in karesi kaç? 5. Kök 2'nin karesi kaç? 2, 5'ten 2 çıktı 3. Demek ki bu işlemin sonucu 3'müş. 3 kök 3 eksi 4. 3 kök 3 artı 4. Şimdi diyeceğiz ki 3 kök 3'ün karesi eksi 4'ün karesi diyeceğiz. 3 kök 3'ün karesi 27 sevgili gençler. Eksi 4'ün karesi de 16. 27'den 16'yı çıkarırsanız arkadaşlar 11 kalır. Bu da bizim cevabımızdır x eksi 3 ile x artı 3'ü çarp diyor. Yani x'in karesi eksi 3'ün karesinin açılımıdır zaten bu. x eksi 1 ile x artı 1'i çarparsanız öncelikli olarak x kare eksi 1'i yakalarsınız. Bir de çarpı yanında ne var? x kare artı 1 var. E bu da iki kare farkı. Birisi x kare eksi 1. Öteki de x kare artı 1. Demek ki bu da x karenin karesi eksi 1'in karesiymiş. Yani x üzeri 4 eksi 1'miş diyeceğiz sevgili gençler. İleride bazı konuların içerisinde bu x üzeri 4 eksi 1'leri falan öyle güzel açmamız gerekecek ki x eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x kare artı 1 diye ee, bunlar şimdi gördün alıştırma bunlar ama ileride bunları efsane kullanacaksın o yüzden bence şimdiden aklının bir kenarında dursun bunlar 10. soru yaşlarıyla ilgili hesaplamalar yapan Aysun'la Batuhan arasında aşağıdaki konuşmalar geçmiş bakalım ne demişler Aysun diyor ki ben senden 7 yaş büyüğüm diyor Batuhan da diyor ki benim yaşımın karesine 231 eklersem senin yaşının karesine eşit olur. Aysun kaç yaşındadır diye soruyor. Şimdi biz gelin şöyle yazalım. Aysun'un yaşı A olsun sevgili gençler. Batuhan'ın yaşı da Batuhan'ın yaşı da şimdi Aysun Batuhan'dan 7 yaş büyükse demek ki burası A-7 yani Batuhan Aysun'dan 7 yaş küçüktür. Batuhan da diyor ki benim yaşımın karesine yani A-7'nin karesine diyor. Ben eğer 231 eklersem diyor senin yaşının karesine eşit olacaktır diyor. Bunun iki kare farkıyla ne ilgisi var? Hiçbir yerde bir kareyi de çıkarmıyoruz. İşte o duruma getireceksin sen bunu. A kareyi bu tarafa at. 231 bu tarafa at. Hatta ve hatta şunu şu tarafa at. Tamam bu bu tarafa at yeter. 231 eşittir. A kare eksi A eksi 7'nin karesi. Olur mu? Olur. E peki şuradaki kare farkı var mı? Bakın bir a'nın karesi var bir de a 7'nin karesi var. E güzel hocam ben bunu açmayı biliyorum. Açalım o zaman. 231 eşittir. a'nın karesi e, a eksi -A, a 7 çarpı a artı a 7 diyeceğim. Peki şurayı bir yapalım. 231 eşittir. a a gitti 0. Eksi eksi 7'den artı 7 gelir. Çarpı burası da 2 a eksi 7 olur. Her iki tarafı 7 ile sadeleştireceğiz sanırım değil mi? Öyle gösteriyor soru. 7'ye böldüm 1. Burayı 7'ye bölersem eğer 3 21'in içinde 3 33. Peki, artık şunu söyleyebilir miyiz? 2a 7 33'e eşitmiş. O halde 2a 7'yi karşıya atarsam 40 yapar sevgili gençler. A da kaçmış? 20'ymiş. Şimdi bize neyi sormuştu? Aysun kaç yaşında? Ben Aysun'a A demiştim zaten. Aysun'un yaşı ortaya çıktı. Aysun 20 yaşındaymış arkadaşlar. Pekala. Geçtim bir diğer soruya. A ve B birer pozitif tam sayı olduğuna göre A kere B kaçtır? Şimdi şuradan sonrası zaten bu kısmın aynısı olduğu için ben sana bu soruyu ödev olarak bıraktım. Bak arkamdan konuşma. Hoca kolayını çözüyor zorunu bize bırakıyor deme sakın. Ben zorunu sana çözüyorum kolayını sana bırakıyorum. Anlaştık umarım. Anlaştık umarım. Geçtik. Baba beni sevin diye her şeyi yapıyorum ya. <laughs> Şimdi bakalım sorumuza. Bir kenar uzunluğu A birim olan kare şeklindeki kumaş parçasının karşılıklı köşe noktası üst üste gelecek şekilde ikiye katlanıyor. Yani bunu alıyor bu tarafa doğru katlıyor. Yani şu köşe şuraya gelecek şekilde. Sonrasında ardından oluşan şekil üzerindeki iki köşeden kenar uzunlukları B birim olan ikiz kenar üçgen dik köşede ise kenar uzunluğu b birim olan kare kumaş çıkarılıyor. Yani buraya b'ye b birim olan dik üçgenler çıkarılıyor, b'ye b olan ve burası da yine b'ye b olan bir kare çıkarılıyor burada. Kumaş tekrar eski haline getirildiğinde kumaşın bir yüzünün alanının kaç birim kare olduğunu gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi şöyle diyelim bakın. Şunu yapalım. Şurada kesilen kısmın alanı ne arkadaşlar? Buradaki kesilen kısmın alanı B çarpı yani taban çarpı yükseklik bölü 2. E burası da Bydi B kere B. B kare bölü 2'dir. Peki şimdiki sorum şu size. Burada kesilen parçanın alanı bu da ben bunu ikiye katladığım için iki tane aynı parçadan çıkarılmamış mıdır? Çıkarılmıştır. Yani buradan çarpı 2 kadar gitti. E burası da bunun aynısı olduğu için şunlar gitti ya buranın buradan eksilen alan toplam ne? B kare. E o zaman buradan eksilen alan da toplamda B kare. Şimdi şuradaki karenin alanı ne? B kare ama burada iki parça olduğu için iki tane B kare gitmiştir. Yani şuradan B kare, buradan B kare, buradan 2 B kare gitti. Toplam 4 tane B kare bu e, parçanın alanından çıkarıldı. Peki normal şartlar altında şunun bir yüzünün alanı neydi? A çarpı A'dan A kareydi. Yani a kareden toplamda 4b kare eksilmiştir sevgili gençler. Siz bunu da 2 kare farkıyla açarsanız a eksi şu 4b kare nedir? 2b'nin karesi değil midir sevgili gençler? a eksi 2b çarpı a artı 2b diyebiliriz. İşte kumaş tekrar eski haline getirildiğinde kumaşın bir yüzünün alanının kaç birim kare olduğunu gösteren ifade işte budur sevgili gençler diyeceğiz. Geçtik 12. sayfaya. Aşağıda aşağıdaki çubuklardan mavi olanın uzunluğu m, kırmızı olanın uzunluğu k ve yeşil olanın uzunluğu y birimdir. Buna göre m kare artı k kare eksi 2y kare işleminin sonucu nedir? Güzel. Şimdi bir göz atalım. M dediği mavi çubuğun uzunluğu, k dediği kırmızı çubuğun uzunluğu ve y de yeşilin uzunluğu. E güzel de. Ben hepsini tek cinsten yazamaz mıyım hocam? Tabii ki yazabilirsin. Sıkıntı yok ama bence ondan önce şunu bir yapalım. Yani şurayı düzenleyelim yoksa diğer türlü yerine yaz çıkar topla oho uzun sürer. Bak uyanık olacaksın. M kare eksi y kare yazayım. Bir de k kare eksi y kare yazayım. Kabul mü? Kabul. Niye kabul etmeyeceksin ki? Bak burada eksi 2 y kare vardı. Ben bunu eksi y kare eksi y kare böldüm. Bir tanesini m karenin ötekini de k karenin yanına koydum. Ne güzel. Şurası nedir peki? M eksi y çarpı m artı y'dir. Değil mi? Artı şuraya bakalım. K eksi y çarpı k artı y yapar. Burası da. E güzel hocam. Ne güzel yaptık vallahi. Tamam. Bu işlemin sonucu sorulmuş sonuç olarak da. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bakın burada ne var? M'den y'yi çıkarmış. Ben y'den m'yi çıkarsaydım eğer 5 birim fazla olduğuna göre 5 kalacaktı ama m'den y'yi çıkardığım için burada eksi 5 kaldı. Çarpı m artı y. Burası böylece bir kalsın. Tamam mı? Artı k'dan da y'yi çıkarmış. k'dan y'yi çıkardığımız zaman uzunluk farkı 5 birim olduğu için burası direkt 5'tir. Çarpı k artı y'dir diyebiliriz. Güzel. Bir de bunları bir daha atalım mı? Eksi 5 m eksi 5 y artı 5 k artı 5 y. Şuradaki artı 5y ile eksi 5y de birbirini götürür mü? Götürür hocam. Güzel. Geriye elimizde ne kaldı? Bir 5k kaldı. Bir de eksi 5m kaldı. Doğru mu? Yani 5 parantezinde k eksi m kaldı. Peki şimdi şu k eksi m'yi biz elde edebilir miyiz bunu? K'dan m'yi çıkarıyor. Peki k çubuğu yani kırmızı çubuk mavi çubuktan ne kadar uzun? 5 buradan 5 de buradan 10 birim uzun. Yani ben buraya 10 yazabilirim artık. Yani cevap ortada. 5 kere 10 eşittir. 50 yapar diyeceğiz sevgili gençler. Demek ki bu işlemin sonucu 50'ymiş. Bence bak fikrimi sorarsan tam ÖSYM tarzında ÖSYM'nin belki bir tık altındadır. Belki yarım tık altındadır ama ÖSYM ayarında diyebiliriz. Bence ÖSYM'nin mantığını da yakalayan bir soru. Tamam. Geçtim. Peki bu iki kare farkının geometrik anlamına ne diyeceksiniz hocam? Gayet basit diyeceğim. Bakın A çarpı A ebadında bir kare karton. Şurası A birim burası A birim. Yani şeklin tamamı A, A çarpı A ebatında bir karton. E ben bundan B çarpı B ebatında bir kare parça keseceğim ve atacağım. Şeklin geriye kalan kısmının alanı da A kare eksi B karedir. Peki ben şuraya attıktan sonra geriye kalan alanı farklı bir şekilde hesaplayabilir miyim? Bakın ben burada B'lik parçayı attığım zaman şuranın uzunluğu A idi ya burası ne olur? A eksi B olur. Bakın buranın uzunluğu da A idi. Ben buradan B'yi atınca burası da A eksi B olur. E güzel hocam. Şimdi bakın burası a eksi b çarpı a olarak hesaplanabilir. a çarpı a eksi b. Burası da b çarpı a eksi b diye hesaplanabilir. E gelin a eksi b parantezin alıp bu geriye kalan iki tane alanı toplayalım. a artı b. İşte alın size a kare eksi b karenin geometrik anlamıdır. Sevgili gençler bu diyeceğiz. Tamam. Geçtim 14. soruya. Aşağıda kenar uzunlukları 4x, 3x artı 2 birim olan dikdörtgen ve kenar uzunlukları 2x artı 1 ve 4 birim olan dikdörtgen verilmiştir. Büyük dikdörtgenin bir kenarına bir kenarı bir birim olan kare yaptırılmıştır. Yapıştırılmıştır özür diliyorum. Buna göre maviye boyalı bölgelerin alanları toplamı cebirsel olarak yazıp çarpanlarına ayırınız demiş. Şimdi maviye boyalı bölgelerin alanlarının toplamını bulacağız ya biz tamam mı? dikdörtgenimizin normalde bizim dikdörtgenimizin bir kenarı 4x'ti. Şuradaki kenarımız da demek ki neymiş sevgili gençler? 3x artı 2'ymiş. 3x artı 2. Şimdi ben şurada şu kırmızı dikdörtgeni hiç görmeden o mavi dikdörtgenin alanını bir hesaplayabilir miyim? Hesaplarım bak. 4x ile 3x artı 2'yi çarparım. Kısa kenar çarpı uzun kenar yaptık. Yani iki kenarı birbiriyle çarptık. Sonra mavi bölgenin alanını istiyor ama bir de buraya sonradan kırmızı yerleştirmiş. O kırmızıyı oradan çıkarmam lazım çünkü mavilerin üstünü kapatıyor. Eksi 4 çarpı 2x artı 1 diyebilirim sıkıntı yok. Ekstradan bir mavi bölgede şurada var. 1 çarpı 1 tipinde olduğu için alanı 1'dir diyebiliriz. İşte bu işlemin sonucu aslında bize soruluyor. Peki biraz uğraşalım hadi seninle. Yapalım bu soruyu. E burası 4x'ti hocam. Ee, şurası da 3x'ti ben bununla bunu çarparsam 12 tane x kare yapar Daha sonrasında 4x ile 2'yi çarparsam eğer 8x yapar Eksi 4 ile 2x'i çarparsam eksi 8x yapar hocam Eksi 4 ile 1'i çarparsam eksi 4 yapar Ve eksi, e, bir de burada ne var artı 1 var diyebilirsin Sonra mı sonra şöyle 12 tane x kare bak Artı 8 eksi 8 gider Eksi 4 artı 1 ne yapar eksi 3 yapar e gel sen bir de bunu 3 parantezine al bakayım. 3 parantezinde 4x kare eksi 1 mi kalır? Aynen öyle kalır hocam. E bu da 3 çarpı 2x'in karesi eksi 1'in karesi değil midir? Evet hocam aynen öyledir dersen şimdi üste çıkıyorum işlemleri yapmaya. 3 parantezinde 2x eksi 1 çarpı 2x artı 1 yapar diyeceğiz sevgili gençler. İşte biz mavi bölgenin alanlarının toplamını bulduk ve sonrasında da çarpanlarını ayırdık. Bunların çarpanları 3, 2x 1 ve 2x artı 1'dir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim bir diğer sayfaya 15. sayfa. ABCD dikdörtgeni şeklindeki bir kağıt ortadan ikiye katlanarak AEFD dikdörtgeni oluşturuluyor. AFD dikdörtgeni ortadan ikiye katlanarak AGHD dikdörtgeni oluşturuyor. Yani bunu böyle katladık, katladıktan sonra şu şekil oluştu ve bunu da tekrar bu şekilde katladık diyor. Yani elimizde tek 101 kağıt varken bir ikiye katladık bir daha katladık artık o katmanlardan 4 tane oluştu. Tamam mı? 4 tane A4 sayfası bu şeyinde bir üst üste kağıt oluştu. Tamam mı? Katman katman oluştu. Bu dikdörtgenin ortasından bir kenarı bir birim olan kare kesilip atılıyor. Kağıt tekrar geriye doğru açıldığında kağıdın ön yüzünün geriye kalan alanının cebirsel ifadesinin çarpanlarını bulunuz. Çarpanlarını ayırınız demiş. Şimdi gençler ABC dikdörtgeninin toplam alanı neydi? Kısa kenarı 4. Peki uzun kenarını şuraya bakalım. 4A kareydi. Yani 16A kareydi. Şimdi şuranın 1 çarpı 1 olduğunu bize söylemiş. Bunun alanı nedir? 1'dir. E ben az önce dedim ya üstüne basa basa az önce. 4 tane katman vardır ve ben oradan maket bıçağıyla veya makasla şu şekilde kestiğim zaman o kareyi 1 birim kare eksilmez. 4 katman olduğu için 4 birim kare eksidir. Yani diyor ki 16a kareden diyor 4'ü çıkar diyor sana. 16a kare dediğimiz şey 4a'nın aslında karesidir. 4 de 2'nin karesidir. 2 kare farkı yap diyor sana. 4a eksi 2 çarpı 4a artı 2 diyebiliriz. Hatta bir de sen bunları şöyle de yapabilirdin hiç düşünmeden. Ee, tabii bunları da çarpanlarına ayıracaksın da. Hadi şunları geçin unutun. Ben direkt şuradan devam edeyim. Önce bunu bir 4 parantezine alalım. 4 parantezinde 4 a kare eksi 1 diyelim. Daha sonrasında 4 çarpı 4 a kare 2 a'nın karesidir. Bir de 1'in karesidir. Böyle yapsak daha akıllıca olur. 4 çarpı 2 a eksi 1 çarpı 2 a artı 1 diyebiliriz artık sevgili gençler. Biz geriye kalan alanın e, ifade ettiği cebirselin çarpanlarına ayrılmışına. Geçtim. Bir diğer sayfama bir uyarı var. Dikkat etmemiz gereken farklı bu uyarı. Arkadaşlar toplamların veya farkların karesi. A artı B'nin karesi. A kare artı 2AB artı B kare. Farkları da A kare eksi 2AB artı B karedir. Ezberlemeyeceksin. Bu gerek binomdan gelir. Gerekse geometrik anlamıyla gelir. Gerekse şu şekilde de ezberleyebilirsin. Birincinin karesi artı ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Eksili de eksi olur artılı da artı olur ister ezberle ki bu benim tasvip etmediğim bir hareket. Dilersen de bunun geometrik anlamıyla aklında tut ya da binom açılımına geçtiğimiz zaman oradaki bağlantıyı kur ve bundan sonra hiçbir şeyi ezberleme. Çünkü binomu gördükten sonra artık sen A artı B'nin 7. kuvvetini de kafadan açabileceksin. Tamam. Şimdi bu özdeşliklere ne diyoruz biz? Özdeşlik bunlar. Yani her herhangi bir A ve B sayısı için sağlayan ifadelere biz özdeşlik diyoruz. Bu özdeşlikler tam kare ifade ediyoruz arkadaşlar. Peki. Peki. 1, 2, 3, 4 bu ifadelerde üçgen kare daire ve beşgen yerine gelecek sayıları bulunuz demiş. Bulalım biz de. Ya yani bize bu düşer. 1, x artı 1'in karesi eşittir. x kare artı 2x artı 1'in karesi lazımdı. Üçgen demek ki 1'in karesiymiş. Yani 1'miş sevgili gençler. x eksi 3'ün karesi x'in karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani x çarpı eksi 3 çarpı 2 katı yani eksi 6 x eksi zaten burada olduğu için demek ki kare neymiş sevgili gençler 6 ymiş. Üçüncüye geçelim x artı neyin karesi x kare artı 10 x artı 25'tir. Bak şimdi burada artı var hepsi artı demek ki şunun karesi yani dairenin karesi 25'miş o zaman daire nedir sevgili gençler? 5'miş değil mi? Eksi 5 olmaz. Şimdi hocam eksi 5'in karesi 25 değil mi? Burası artı. Eksi olmadığını anlıyorsun. Tamam mı? Peki burada ne var arkadaşlar? 9x kare var. 9x kare neyin karesi? 3x'in. O zaman sen şu beşgene de tamam mı? Beşgene de 3 diyebilirsin. Çünkü buraya 3 gelirse 3x olur. 3x'in karesi 9x karedir diyebilirsin ki 3 kere 2 çarpı 2 de 12 yapar. Anlaştık mı? Geçtik 17. sayfamıza. Peki bunun yani a artı b'nin karesini düşünelim. a kare artı 2 a artı b kare. Bunun geometrik ispatı var mı? Geometrik anlamı var mı? Tabii ki var. Bu da bakın demiş ki geometrik ispatı aşağıdaki gibidir deyip buraya bir ispat sunuyoruz. A artı B'nin karesi. Yani bir kenarı A artı B birim olan bir karenin alanı. Doğru mu? Doğru. A artı B'nin karesidir. A artı B çarpı A artı B. Pekala. Nasıl buluruz bunu? Bakın burası A artı B, burası A artı B ise ben buradan B'ye, buradan da B diye ayırırım. Şura kısmın alanı B kare olur. Bu kısmın alanı A kare. Bakın burası B çarpı A. Burası da B çarpı A olduğu için AB. AB e etti. iki tane AB. Demek ki A karenin üzerine iki tane AB ekleyip daha sonrasında en üstteki küçük kısım B kareyi de ekleyince A artı B'nin karesi bu şekilde ortaya çıkıyormuş diyebiliriz. Hadi bakalım sorumuza. A eksi B 5 ve A kere B de 2 olduğuna göre A kare artı B kare toplamı kaçtır diye soruluyor. Gençler Gelin bir şunun hadi bir zahmet karesini bir alalım sizle beraber. A eksi B'nin parantez karesi. Nasıl alıyorduk bunu? A kare artı B kare. Hocam birinci ile ikincinin çarpımının iki katının eksilisi yok muydu? Vardı da sona yazı ver. Yani ne fark edecek ki değil mi? Bir de onu sıralamasıyla falan yazmaya böyle gayret göstermeyin sevgili gençler. Anlaştık mı? Şimdi A çarpı B'nin ben ne olduğunu biliyorum. 2 e şurası 2'ymiş. Bir kere a eksi b'nin yani 5'in karesini aldığımız zaman da bu da 25 olacak. Doğru mu? Doğru. Eksi 2 kere 2 kaç yapar? Eksi 4 yapar. Bu eksi 4'e karşıya fırlat bakayım. A kare artı b kare kaldı burada eşittir. 25 eksi 4 karşıya geçerse 4 artı 4 olur. 25'e 4 eklersek de 29 olur. Demek ki a kare artı b kare kaça eşitmiş? 29'a eşitmiş sevgili gençler. Bu 1. Şu da 2. Hadi bakayım burada çözelim a artı 1 bölü a 7 olduğuna göre a kare artı 1 bölü a kare işleminin sonucu nedir? Şimdi yanındaki soruyu ben çözdüm. Hemen sen de bu soruyu çözüyorsun. Ee, merak etme. Hocam burada bir bilgi vermiştim ama burada o bilgi yok. Deme. Çözebilirsin. Yapabilirsin. Daha da basit olduğunu göreceksin. Kendin görmen lazım. Bazı olayları özellikle a ile 1 bölü a'nın çarpımı. Geçtim. Tiyoyu da aldıktan sonra bence çözebilirsin. Geçtim. Bir diğer sayfama. 18. sayfaya aşağıda şekil 1'de uzun kenarı kısa kenarının 4 katı olan eş dikdörtgenlerden bir kare oluşturulmuştur. Yani burası x artı y. Burada da 4 tane x artı y var. x artı y x artı y x artı y. Ve bu şekilde bir kare oluşmuş. Bu eş dikdörtgenler şekil 2'deki gibi yerleştirilip oluşan taralı bölgenin alanı hesaplanıyor. Buna göre bu hesaplama sonucunda x çarpı y'li terimin katsayısı ne olur diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bir düşünelim bakalım şurada bir ifade oluşuyor. Ve normal şartlar altında da normal şartlar altında şu uzun kenar şu uzun kenar ee, bir saniye bu şuradaki dikdörtgenlerden oluşuyor değil mi? Eş dikdörtgenler şekil 2'deki gibi yerleştiriyor. Tamam güzel. Şu maviyle işaretlediğim kısmın uzunluğu neydi? 4x artı 4y idi. Doğru mu? Doğru. 4x artı 4y idi. Şimdi gençler şimdi gençler şu kısmın yani bordo ile işaretlediğim kısmın uzunluğu nedir? E hocam bu da x artı y'dir. Şimdi tamamının uzunluğu 4x artı idi. O bordo kısmın uzunluğunda x artı y ise geriye kalan kısım. Yani farklı bir renkte gösterecek olursak. Şurada yeşille gösterdiğim kısmın uzunluğu 3x artı 3y'dir. 3x artı 3y. Sevgili gençler aynı şey şurası için de geçerli. Burası içinde, burası içinde. Yani burası bir karedir aslında ortada oluşan yer, taralı alan. Yani bir kenarı 3x artı 3y olan bir karedir. 3x artı 3y'nin ben aslında karesini almak istiyorum. Neden 3x artı 3y çarpı 3x artı 3y'yi hesaplamak istiyorum çünkü? E peki? Hocam bunun karesini alırken şöyle bir detayla uğraşsak güzel olur mu? 3 parantezinde x artı y'nin karesini alsak daha şık bir görüntü oluşmaz mı? Oluşur. Hem de matematik yeteneklerini birazcık kendin denemiş olursun. Bakın burada 3'ün karesi 9 çarpı bir de x artı y'nin karesini almam gerekiyor demek ki. x artı y'nin karesinin açılımını zaten sen ezbere biliyorsun artık. x kare artı 2 xy artı y'nin karesi dedik. Şimdi bu 9'u içeri dağıtmam gerekiyor. 9 x kare artı 18 ikisiye artı 9 tane y kare dedim. Şimdi bize ne sorulmuştu? X çarpı y'li terimin katsayısı. Bak x çarpı y'li terim burada. Peki katsayısı kaç sevgili gençler? 18. Demek ki cevabımız burada 18 olacak diyeceğiz. Geçtim bir sonraki soruma. 59. Bunun karesini alacaksın. Üzerine 119 ekleyeceksin. Daha sonrasında bitmiyor işlemin. Bölü deyip 19'un karesi artı 39 diyeceksin. Bu işlemin sonucu kaçtır diye soruyor bize. Şimdi bu soruya bakar bakmaz. Senin görmen gerekenler ne? 59'un karesini mi hesaplamak? Hayır ya bunu herkes görüyor zaten. Ama işi bilen onu görmüyor bile. Yani herkes görüyor. Tamam eyvallah 59'un karesi var orada ama işi bilen adam 59'un karesini hesaplamam ben diyor. Ya da 19'un karesini ben hesaplamam diyor. Üzerine 119 veya 39 eklemem diyor. E ne diyor hocam işi bilen adam? İşi bilin ki bundan sonra siz de söylemeyin. Bakın 59 dediğimiz sayının 2 katı nedir? 59'un 2 katı 118'dir. Yani 119'dan 1 eksik hocam değil mi? Aynen. 19'un 2 katı nedir? 38'dir. Yani 39'dan 1 çıktı. 39'dan 1 eksik çıktı hocam bu da aynen öyle. O halde ben size bunu şöyle yazdırabilirim. 59'un karesi artı 2 kere 59 118 di artı 1 ne yapar 119 yapar. Ben bunu bu şekilde yazmak istiyorum. Hatta ve hatta birin karesi de yazmak istiyorum ben buraya. Bölü alt tarafta 19'un karesi artı 2 çarpı 19 38 yapar biliyorsunuz artı 1 daha 39 yapar. Ben bu 1'i de 1'in karesi biçimde yazmak istiyorum. Sonuçta 1 de yazsam aynı. 1'in karesi de 1'in küpü de yazsam aynı. Ama ben karesi yazmak istiyorum. Niye? Belli bir görseli kafamıza canlandırsın diye. Hangi görseli? Aha da buradaki e, görseli tamam mı? 59'un karesi artı 2 çarpı 59 artı 1'in karesi. Nedir bu? Birincinin karesi artı birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Yani 59 artı 1'in karesini adam 19'un karesi 19 artı 1'in karesine böl diyor. Üst taraf 60'ın karesi. Alt taraf 20'nin karesi. Sakın ola ki 60'ın karesini, 2 20'nin karesini hesaplama. Hemen de ki 60 bölü 20'nin karesi soruluyor da bize. 60'ı 20'ye böl 3 yapar. 3'ün karesi kaç yapar? 9 yapar değil mi? 9 yapar. O zaman cevabımız da 9'dur diyebiliriz. Güzel sorular çözüyoruz. Devam edelim. Hiç hız kesmeyelim. Hadi bakalım. Gerçi e, yarılamışız. Biraz da benim dinlenmeye ihtiyacım var. Dolayısıyla bu sayfadan sonra bir mola verelim sevgili gençler. Diğer videoya sarkıtalım diğer kısmı. Aşağıda üst yüzeyi kare olan bir masa verilmiş. Masanın üst yüzeyinin belki de bilmiyorum devam ettiririm. Kendim mola veririm ama videoyu birleştiririm sıkıntı yok. Bir bakalım duruma göre. Aşağıda üst yüzeyi kare olan bir masa verilmiş. Bunun alanı kareymiş ya. A kare eksi 6ab artı 9, 9b kare. A kare demiş. Eksi 6ab artı 9b kare. Şimdi kare olduğunu biliyoruz ya biz. Şunun neyin karesi? A'nın karesi. Bu neyin karesi? 3B'nin karesi. Demek ki arada da eksi varsa artık ben buranın A eksi 3B'nin karesi olduğundan adım kadar eminim. Yani burası A eksi 3B'ymiş. Demek ki burası da A eksi 3B'ymiş diyebiliriz sevgili gençler. Masanın üst yüzeyinin alanı birim kare cinsinden masanın üstüne de yazılmış diyor. Gördük biz onu çarpanlarına bile ayırdık. Buna göre masanın üst yüzeyinin çevresini sormuş bize. Çevre şunun dört katıdır. Yani diyor ki 4 ile a eksi 3b'nin çarpımının sonucu nedir diye sormuş. 4a eksi 12b'dir diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi altta şurada bir uyarı diyelim. Tamam mı? Oraya ben artık emoji mi deniliyor bunlara? Emoji koymayı unutmuşum sevgili gençler. Uyarı diyebiliriz. A bir gerçek sayı olmak üzere x eksi a'nın karesi ifadesinin en küçük değeri sıfırdır. Yani bu aslında daha öncesinde gördüğümüz konularda da defaten söylediğimiz şeyler değil mi? Bir sayının karesi en az 0 olursa x8a'nın karesi de minimum 0'dır. Doğru mu? Doğru. Peki x8a'nın karesini ben en küçük değeri ulaştırmak için x'e burada hangi değeri vermem lazım? Tabii ki a değerini vermem lazım ki a'dan a çıksın. 0 sıfır kalsın 0'ın karesi 0 olsun. Doğru mu? Doğru. Devam. x bir gerçek sayıdır diyor. Buraya örnek diyelim şöyle. x bir gerçek sayıdır. Buna göre x kare eksi 10 artı 15 ifadesinin en küçük değeri. Hocam 15 hiçbir şeyin karesi değil. Ve ben bu tam kareler öğreniyordum. Tam öğreniyordum. Ama 15 hiçbir şeyin karesi değil. Yani kök 15'in karesi de burada kök 15 çarpı 2 de yok. Ne yapacağız? Bir şey ya, ya bir şey yapacaksın da sadece onu düşünmeyeceksin ama. Değil mi? Şimdi x kare eksi bakın 2 çarpı birinci çarpı. Şimdi İkinciyi bir düşünelim sizle tamam mı? İkinciyi bir düşünelim. İkinci ne olursa burası 10x olur. Tabii ki 5 olursa. Demek ki ikinci 5'miş. O zaman bir de bize 5'in karesi yani 25 lazım. Ama hocam burada artı 15 yazıyor. Sen oraya gittin 25 yazdın. E ne fark eder? 10 çıkarırım ve sana 15'i tekrar verir. Bir kaybın olmadı. Ama bir kazancın oldu. Ne kazandık biz burada? Bir tam kare gördük. x kare eksi x kare eksi 10x Artı 25 bir tam karedir. Yani x 5'in karesidir sevgili gençler. Eksi bir e e e de neyimiz var? 10'umuz var. Bu ifadenin en küçük değerini sormuş. Şunun en küçük değeri bunun en küçük değeriyle aynıdır. Peki şuradaki karesel ifadenin en küçük değerini almasını istiyorum ben. Ne alır? 0 x eşittir 5 için 0 değerini alır. 0 eksi 10 bize cevabı verir. Cevap nedir? Eksi 10. Sen burada tabi parabolik bir şey de uygulayabilirdin. Bunun tepe noktasını eksi b bölü 2a'dan bulurdun. Yani eksi eksi 10 bölü 2'den. 5 Gelirdi X Gördüğün Yere 5'i Yazarak 25 Eksi 50 Artı 15 Dersen Tamam mı Şurasına Gelir Eksi 25 Artı 15 Daha Eşittir Gene Eksi 10 Diyebilirdin Parabolden De Çıkar Türevini Alırdın 2 X Eksi 10 Gelirdi 0 Eşit Dediğin Zaman X Eşittir 5 Olurdu 5'i Yine Yerine Yazdığın Zaman Gene Eksi 10'a Ulaşırdın Yani Çözmek isteyince Yöntem Çok Sevgili Gençler Evet Ben Şimdi Mola Veriyorum Aslında e, o molada düşünürüm videoları parçalayayım parçalamayım mı parçalamayayım e, mı Ya da neyse videoları parçalayalım daha iyi olur ya Gençler kusura bakmayın sizi bu şekilde e, Nedir onun ismi Arada bıraktığım için 20. sayfadan itibaren 40. sayfaya kadar ikinci e, videoda çözelim Ki zaten burada da 3 terimlinin karesine geçiyoruz 3 terimlinin karesi ve videonun sonrası ikinci video sevgili gençler e, Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Bana yapacağınız tek iyilik budur ee, bir sonraki videoda görüşürüz Hoşça kalın sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın